Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Age of Civilization 2'de yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde... Oh! Ne alaka? Sen niye buraya doğru yürüdün? Geçtiğimiz bölümlerde Türkiye Cumhuriyeti olarak daha da güçlenip, sınırlarımızı daha da genişletip, bununla beraber gereken yerlere güzel yatırımlar yapmıştık. Ayrıca Romanya-Rusya müttefikliğimiz devam ediyordu. Ve bu Romanya-Rusya müttefikliğinin getirmiş olduğu güçle yavaş yavaş fetihler yapıp hem batıda hem doğuda yayılıyorduk efendim. Fetihlerimiz, askeri harekatlarımız kaldığı yerden devam edecek. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın hakimi yapana kadar durmayacağız sevgili dostlar. YouTube'dan izleyenler videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim. Sizlerin beğenileri benim için çok önemli efendim. Ve şöyle bir yatırımlar yapmaya başlayalım. Bağdat'ta, Belgrad'da, Sofya'da. Sofya'ya hemen bir tık yatırım yapılır. Neye bakıyorum size söyleyeyim. Bu alttaki popülasyon ve orada bulunan fabrika sayısına bakıyorum. Bakın Fethiye'de. Fethiye'de o kadar fazla nüfus var ki. Yani çok fazla insan var Fethiye'de. Ama bu insanlara yetecek iş imkanı yok. Fazla insanların olduğu yere fazla yatırım yapmak lazım. Bakın 45 bin insan var misal bu bölgede. 11 bin fabrika var. Varna'da 44 bin insan var. 11 bin fabrika var vesaire vesaire. Hani mümkün mertebe buradan olabildiğince verimli kullanmaya çalışıyorum her şeyi. Yani Ankara misal korkunç bir ekonomik büyümeye sahip ama nüfus yok o kadar. Ama Allah'tan rebeller falan da yok ya. Hiç isyancı falan yok yani Ankara'da. İsyancı olmaması güzel. Orduyu bir yere gıpraştırmayacağım, bekle. Bu arada Romanya ile Rusya ortak operasyon düzenleyip İspanya'yı fethettiler ama İspanya konusunda henüz bir hareketlenme olmadı. Türkiye olarak 0.82 teknolojiye sahibiz ki ilerliyoruz yavaş yavaş. Bangladeş teknolojide birinci 9.0'la. Ama biz bununla beraber ne yapacaktık? Kütüphaneler basılıyordu. Çiftlikler. Şuralarda böyle fazla nüfus olan yerlere çiftlikler basalım. Basra'da falan kademe 3'teymiş. Kastığımız parayı burada kullanalım dostlar. Birazcık çiftlik yapımında kullanalım. Şimdi bütün hareketlerimiz ekonomik hareketler mi olacak peki? Yani hiçbir savaş ilanında bulunmayacak mıyız? Savaş hazırlığı yapmayacak mıyız? Dostlar elbette ki savaş hazırlığı yapacağız. Ama bundan önce bir durumun kendini toparlamasını bekliyorum. Şöyle ki Batı Kuvvetleri Komutanlığı'na 100 bin askere terfi ettireceğim. 100 bin askerlik bir mevcudiyete ulaştıktan sonra sevgili dostlar... O zaman böyle bir hareketlenmeyi düşüneceğim. O da batı tarafında değil. Bakın batı tarafında gerçekten çok fazla ordu bastık. Bir sonraki fetihi doğu tarafına doğru yöneltebiliriz. İran'a falan dalabiliriz örneğin. 45 bin. Aa, tamam 5 bin de buradan gelir. Eyvallah. 50 bin asker burada. 50 bin asker Sofya'da. Batı Kuvvetleri Komutanlığı tam anlamıyla 100 bin askerlik bir orduya sahip oldu. Ve sevgili Barış Özgüner... Babuşum ben Discord'a girdim. Yeni de hesabı falan bağladım. Acaba orada VIP'lik falan var mı? Burada VIP'im de demiş. Evet yani burada VIP'sen orada da VIP oluyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Nüfus için üniversite basman lazım. Abi üniversite teknoloji için değil mi ya? Nüfus için mi basılıyor? Demek ki nüfus için basılıyor. Yani nüfusa çıktığında o çıkıyorsa bastığında tıkladığında değil mi? Demek ki basman lazım. Peki bir şey soracağım. İnşa etmenin hızlı bir tuşu var mı ya? Space, Enter, herhangi bir şey. Rusya'yı en son Çin işgal etmiyor muydu? Hey yavrum ey. Hey yavrum ey. O bölüm 3'teydi. Bu bölüm 6. 4-5-6 bugün oynandı. Var mı inşa etmenin hızlı bir tuşu efendim? Anladım. Kısa yol yok. Okey, okey. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Çok sağ olun dostlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi İran'ı komple fethedebilir miyiz? Bence komple fethedebiliriz. Bu 50 bin askerle böyle patır kütür patır kütür içeri girer miyiz?
Girebiliriz. 50 bin askerden ileri de taşıyabiliriz sanırım. Şöyle birazcık. 50 bin askerden fazlasını basalım. Özellikle yukarı tarafa. Hani şu alt taraf birazcık daha boş gibi gözüküyor da. Var mı abi 2500 daha? Şimdi burada illa asker kaybedeceğiz. Asker kaybetmeme gibi bir olayımız olmadığı için. Dur 700. Ne oluyor? Bosna Hersek'le savaştayız. Harbi misin? Bosna Hersek. O hoş olmadı. O hoş olmadı. Yani sebebi neydi ki sevgili Bosna? Hani 50 bin asker tutarken emrimde. Emrimde 50 bin asker tutarken sebebi ne olabilir ki? Belgrad'da bir 1000 adam daha bas. Tamam bize Bosna Hersek katılmak istemiş. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Bosna Hersek bizim topraklarımıza bağlanmak istemiş. Tek sıkıntı şu, bu bağlanma işlemi sebebiyle biraz malları ve yatırımları asgariye çeker misin bir tur? Bekle. Artı 70 altın gelir var bu arada. Artı 70 altın. Hey yavrum hey. 53 bin diyor. Buradan orduyu dağıt deyip 3551 askeri dağıtabilir miyiz efendim? Çok teşekkürler. Tam 50 binlik ordu. Allah Allah, şaşırdım vallahi yani Bosna Hersek'in gelip Çotank diye dalmasına. Lütfen Fethiye'de yatırım yapmaya devam edelim. Artı 73 bin falan iyi para geliyor. Tekrardan normale çekelim bunları %40'a %40'a. Tekrar bir save alalım. Ekonomimiz çok kuvvetli. Dediğim gibi Bosna Hersek'in dalmasına hakikaten şaşırdım. Romanya ile ve Rusya ile ilişki geliştiremiyorum. İki müttefikim de şu sıralar aramızdaki diplomatik ilişkiyi askıya almış vaziyette. Biz de tam İran üzerine bir sefer düzenleyelim efendim. Ve bununla beraber merhaba. Bu 10.000 adam buraya. Bu 10.000 adam buraya. Bu 10.000 adam buraya. Yukarıda asker var mıdır? Olabilir. Gerisini bir 2.000 asker alsın mı? Tamam. Bu 10.000 adam böyle. Bunlar da dağla dağla kessin bakalım. Hey maşallah. Ummadık taş baş yarıyor bu arada yani. Aniden çıkabiliyorlar. Aniden. Şuraya bir 5000 askeri getir. Buradan buraya doğru yürü. Şuradan şu 500 askerle sarıya doğru yürü. Gel 1000 askerle buraya. 4000 askeri buraya getir. Şunları 2000-2000 bölüp devam et. Yukarıda ne kadar asker basmışsa bizim 5000 adamı yedi orada. 4000 adamı kaydır yukarı. 5000 adam komple gitsin. 2000 buraya. Siz de buraya, buradan dağla dağla gidersiniz. Sevgili Naimlat'tan 100 bit var. Tebrik ediyorum. Yeniden mutluluklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgili Naimlat çok çok teşekkürler. Güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Umarım sizin de her şey gönlünüzce olur. Ben bu arada araya bazen siz biz sokuyorum. Bazen hani böyle bazen samimiyeti korumayı başarıyorum. Aldırış etmeyin lütfen. Gerçekten. Ya şimdi ben de şey var böyle. Yeterince teşekkür edemediğimi düşünüyorum çoğu zaman. Ondan dolayı bazen denge şaşabiliyor. Şuralara biner biner ilerlemeye devam. Sen de buradan devam et. Bu 6500 böyle ilerlesin. 3500 şöyle ilerlesin. 8000 böyle ve 3000 de böyle. İran'ın artık geri kalanını
Alalım ya. Ne oldu? Bir yerde kayıp mı verdik? Toprak falan kaybetmedik değil mi hiçbir yerde? Tamam canım artık yani getirse de basabileceği insan sayısı belli. Arada kenara köşeye kaçabiliyor. Abi oyunda kaçırmamak lazım. Bir asker bile olsa kenara kaçırırsan yandın. Çok güzel. İran %100 kapitüle. Merhabalar. Şurayı bir alalım. Sonra Afganistan, Pakistan sınırına falan 5'er binlik orduları çekeceğiz. Bütün İran devletinin varlığına son verdik efendim. Ve hemen yatırımları ve vergileri, yatırımları ve malları minimal duruma çek. Minimal duruma çek çünkü burada yapacağımız çok iş var. Şuralardaki istikrarı sağlayabilmek adına birçok asimilasyon işlemi yapılmak zorunda. Bazı yerlerde askerler var, ondan asimilasyon yaptırmıyor da. Lazım, daha çok lazım. Şey geldi bu arada, teknoloji geldi, farkındayım, alacağım teknolojiyi. Ve askerleri hani beşer bin şeklinde ayırırız. Ya da beşer bin değil de üçer bin mi ayırsak, ne yapsak bilemedim. Ya buralara böyle beşer bin asker yağmam, anladın mı, her birinin sınırına. Her birinin sınırına ben burada beşer bin asker yağarsam ölme şey mi ölme? Yani çok zor. Gerçekten çok zor. Evet artıyor ama çok minimal miktarda artıyor biliyor musun ya? Gerçekten çok minimal miktarda artıyor. Yani şey böyle ordu bastın geldin diyelim, Ankara'da orduyu terhis ettin. Çok minimal miktarda artıyor. Yani 10 bin asker terhis ettin. 1000 nüfus mu ne arttı? Tamam şimdi 1000 kişiyi hafife mi alıyorsun? Hayır, almıyorum kesinlikle ama yeterli mi? Baktığın zaman yeterli bir miktar değil ya. Abi sen de şuraya bir 2500 adam götür bakayım. Yani bütün sınırlara bir 2500'er adam çekmeye çalışıyorum da. Sınırlarda adam tutmak önemli. Ne yapacağız buradan? 330 adamı aşağı doğru al. Var mı şuralardan böyle basabileceğim? 5000 adam buraya, 5000 adam buraya. 5000 adam buraya basılmadı, 4000 basıldı. Bir tane de buraya bas şöyle. Bütün orduları bir şuraya getir. Her sınırda ordum var bu arada ve para çok artıyor. Milyon para yaptığımız zaman sıkıntı çıkar. O yüzden parayı milyon yapmamaya çalışacağım. Tamam, kısma zamanı. Mallara %40, yatırımlara %40. Şimdi bir tane arkadaş bir bana nüfus taktiği söyledi. Onu okuyacağım yavaş yavaş. Sürekli tur atla, para biriksin. Ondan sonra bayrağa tıklayıp nüfus barını en sona çek. Paran bitene kadar. Ha, anladım. O şekilde diyorsun. Parayı fulledin. Malları diyorsun en sona çek. Para bitene kadar nüfus artsın deli divane. Çok mantıklı. Sana şu an çok mantıklı bir şey söyledin. Parayı biriktir. Sonrasında sıfırla. Harbiden çok mantıklı ha. Bin 500 adam daha götür. Tamam. 2500 asker basıldı burada bütün sınırlara. Sanırım buranın da en önemli noktalarından biri Tehran'dır, öyle değil mi?
Tehran'a yatırım falan yapamıyorum. Çünkü para eksilerde. Tamam, tekrardan en düşüğe getirdim. İki dakikada toplarız. Her yerde eyalet istikrarı güzel. Peki bu ne kadar nüfus arttırdı? 51 bin. Abi bu her yere etki ediyor bu arada. Bu her yere etki ediyor. Yani biz bunu yapmaya devam ettiğimiz zaman mis gibi. Üretim gelirini falan da arttırmaya çalışacağız. Artı 86 bin. Çok iyiyiz. Bu arada buralara böyle 5'er binlik ordu yığılır mı? Yığılabilir ama 5'er binlik yığılmasında 3'er binlik yığılsın. Nasıl fikir? Efendim sevgili Vape Door 13. ayında. Vape Door'cum çok teşekkür ederim. 13. ayın kutlu olsun dostum. Kesene bereket. Eyvallah. Tamam. Her yere şöyle bir 500'er asker böldüm. Üç harbin yapsınlar. Para birikiyor bu arada. Milyona yakın para biriktikten sonra ki birazdan birikecek. Sadece malları fulle. Sürekli save alıyorum bu arada. İstanbul'da, Fethiye'de falan zaten deli gibi nüfus vardı. Fethiye'de ne kadar birikti ki? Oo. Fethiye'de neredeyse 1 milyon kişi var. Dur. Bu değil. Yatırım. Bizim yatıp kalkıp Fethiye'ye yatırım basmamız lazım. Bence var ya, geri kalan her şeyi Fethiye halledecek. Rusya Macaristan karşısında savaşa çağırıyor. Daha çok beklersin. Bu arada biz harbiden şu Romanya ile ve Rusya ile ilişki geliştirelim diyeceğim de müttefikler bizi yavaştan terk ediyor gibi dostlar. Yani ufak ufak terk ediliyoruz gibi. Böyle hissettim. Malları da asgariye geçecek tekrardan. Abi Fethiye. Fethiye. Benim bütün inancım Fethiye'de şu an. Çünkü Fethiye'nin kazandırabileceği para potansiyeli müthiş miktarda fazla. Üretim geliri, yönetim, kolonizasyon ücreti. Yönetim ücretlerini düşürsek bence kafi. Abi. 177 binlik yatırım aldı. Tamam. Buranın artık daha fazla yatırım almasına gerek yok ama çok paramız olduğundan paramız değersizleşecek. %40'a %40 şeklinde ayarladım gene. Ona rağmen artı 8000 para var. Abo. Enflasyon oluyor bu arada yani belli bir süreden sonra. Şu boş topraklardan 5'er bin asker basabilirsek. Ki basamıyorum, bazı yerlerden almışım galiba. 10 bin asker de Fethiye'ye konuşlandıracağım. Çünkü artık Fethiye müthiş önem arz eden bir yer. Özellikle her şeyden önce Fethiye. Ha, tamam, İkmal çadırı falan filan. Her şeyi varmış abi. Hastalık geldi ama. Hallederiz herhalde. Hop. Hop. Güzel. Minik istikrar sorunları yaşıyoruz. Daha asimilasyon süreci tamamlanmadığı halde salgın hastalıklar gündeme geldiği için ister istemez yaşanıyor bunlar. Şimdi başka nereye basılabilir? Ben onu düşünüyorum. Başka nereye basılabilir? Fabrika. Fethiye, İzmir, Bağdat, Belgrad, Sofya'ya bir tur daha yatırım. Nice bir tur daha yatırım. Kıbrıs tarafına bir tur daha yatırım. Basra'ya yatırım. Buraya da yatırım yapılır. Hemen Varna'ya da.
Efendim, Stranger Things 8. ayında abim selamlar, uzun zamandır yoktum. Evlendin mi yoksa nişanlandın mı? Görünce çok sevindim, mutluluklar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Nişanlandım efendim. Nişanlandım, çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için çok çok sağ ol dostum, eyvallah. Peki hemen şöyle birkaç yere daha kütüphane basalım. Romanlarla ilişkimiz çok düştü bu arada. Ruslarla ilişkimiz iyi ama Romanlarla ilişkimiz düşük. Romanya'yı İspanya'yı Romanya ve Rusya yemiş bu arada ve Portekiz'e savaş ilan etmiş Rusya. Şu an Portekiz'in 100 binlik bir askeri bekliyor orada. 100 bin. Yani tabii ki bize yetişecek bir askeri kuvvetleri yok da. 100 bin abi. Mallara her zaman biraz fazla önem verelim. Ortalama büyümeyi arttıralım. Şöyle mümkün mertebe %60'da bakabilir miyiz acaba? %60'da gidebildiği yere kadar gitsin ya. Hep hastalıklar sıkıntı bu arada. Her tur ekonomi daha da iyiye gidiyor. Hiçbir şey düşünmemize gerek yok. Bence bu eksi değerler paramızı bitirene kadar toplanır. Bu arada Rusların şeyine bakar mısınız? Adamların nüfusu kalmamış gerçekten. O kadar çok savaştılar ki adamlarda nüfus kalmadı. Almanlarda da aynı şekilde ya. Baksana Almanların da nüfusu çok az. Herhalde şu an en yüksek nüfusa sahip bölgelerden biri bizizdir ya. Ki sıralaması vardı galiba. Bunu görebileceğimiz bir sıralama vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan böyle bir bayrağa tıklayıp baktığımızda burası değil canım. Nereden gözüküyordu ya burası? Nüfus anlamında Hindistan'dan falan üstünüz. Bizde 6 milyonmuş, Hindistan'da 4 milyon. Evet, yani böyle olması da gerekiyor. Pekala. Buraları 3'er binlik askerlerle donattık. Artık buraların asimilasyonu falan da tamamlanmıştır. Her yeri bir 5'er binlik ordu haline getirelim mi? Burada da 81 askeri bir terhis et. Buradan çıkmaz bu arada 2000 asker ya. Ya da en azından tek seferde çıkmaz. Oho, buradan 1000 asker bile çıkmıyor. Demek ki burayı yemiş abi. İran buradan asker basmış ve burayı yemiş. Şöyle askerler getirip dayıyorum sınırlara. Sevgili Ahmet Tuncer. Ahmet'im 15. ayında. Yahu sen neredesin demiş. Ahmet'im nişanlandım kardeşim benim. Nişanım vardı. Çok şükür nişanı yapmayı başardık. Her şeyi hallettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2000'lerden 12.000 asker eksik var. 6.000'i Tehran'dan çıkarsam. Bir 6.000 de Bakü'den çıkarsam. Şöyle 2.000. Ahmet'im hoş geldin bu arada. Çok teşekkür ederim. 15. ayın kutlu olsun. Benim ses gitti. Eksi 12.000. Hey maşallah. Biraz daha kısalım. Biraz daha kısalım. Teknolojide kaçıncı sıradayız bu arada? Teknolojimiz kaç ki? 0.87. Abi 0.87 ile bayağı iyi durumdayız. Bayağı iyi. Romanlar bizde ilişki düşürüyor gene. Abi Ruslarla aramız iyi de Romanlar bizde ittifak kalmayacak galiba ya. Hani
topyekün bir orduyu toplayıp Romenlerin üzerine falan gitme vakti geldi de geçiyor gibi sanki. Ya da İtalya üzerinden Avusturya. Ooo Avusturya'ya baksana. Avusturya baya baya büyümüş canım. Sağ olasın Ahmet'im, sağ olasın. Teşekkür ederim güzel dileklerin için. Romanya'ya baksana. Romanya Afrika'da bile var. İtalya'nın bir kısmı da bizde. Ya şimdi batıda emniyette olmamızı sağlayan şey aslında Romanya'nın ta kendisi. 10 biner asker bölüp böyle Kosova'yı alsak mı ya? Hızlıca. Hastalıktan dolayı bu arada bir türlü belimiz doğrulmadı. Vallahi bir türlü belimiz doğrulmadı hastalıktan dolayı. Bütün sınırlarda 5'er bin asker var bu arada. Rus sınırında da 5'er bin asker var. Çin savaşta galiba. Çin Güney Kore ile savaşta. Güney Kore'yi yer ki abi Çin. Yani Çin'i kim durduracak? Amerika ne alemde? Amerika dünyanın en büyük 7. devleti mi oldu? Herhalde dünyanın en büyük 2. devleti Hindistan. Hindistan çünkü hiç savaşmadı. Bak bizde ekonomi 1.357.000. Hindistan'da 400.000. Kimse bize yakın değil ya. Nüfus ne kadar? 6 milyon. En büyük şehir Fethiye. Romanya'nın en büyük şehri neresiymiş? Şurası. En gelişmişi herhalde. Dur bakalım, Amerika'nın en büyük şehrine bakacağım. Amerika'nın en büyük şehri Ottawa. Ha, gelişmişliği bize yetişemez bile. Sevgili Burak Bey, Prime'in avantajıyla 11. ayında. Burak Bey çok teşekkür ederim. 11. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Ben bu arada Kosova'ya gireceğim de. Burası ayrı bir devlet mi? Yok, aynı. Nerelere sınırınız var orayı bilmiyorum ki. Şöyle daha rahat görürüm galiba. 50 bin adamı oraya götürmeyecektik de. Tamam. On bin buraya. 10 bin buraya. On bin buraya. Sen de 10 bin buraya. 10 bin buraya. 10 bin bu tarafa. 10 bin böyle. 10 binden ise. Şimdi bu aganın etrafını sardım. Çünkü bu agayı ham yapıp yutacağım. Aniden bana dalmasını istemiyorum Kosova'nın. Selamun aleyküm. Buradan bir yere gidilmiyor muymuş? Burası başka bir ülke mi ya? Burada Kosova. Savaş ilan etmedim mi ben onlara? Allah Allah. Yanlış birine mi daldım ben ya? Savaş ilan etmedim. Kafa gitti galiba bende. Ben kime savaş ilan ettim ya? Cezayir'e. Cezayir ne alaka? Benim adamla bir alıp veremediğim yok ki. Dur bakalım, artistlik yaptın cezasını çek mi diyecek. Yok. Ateşkes attı. Bu sefer Kosova eminiz. Abi göremiyorum ya. Batının sınırları çok küçük. Harbiden göremiyorum bu arada.
Şuraya 15.000. Efendim Aslan Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Aslan hoş geldin. Çok teşekkür ederim desteğin için. Burası bir ada mı ya? 3.000 adam var orada. O 3.000 adam benim mi? Başka bir devletin o ya. Harita ölçeğinden kaynaklı falan mı bir sıkıntı var? Orası başka birinin bence. Yani ben Kosova'yı aldık diye düşünüyorum çoktan. Toplan orduyu topla. Tamam, sadece sevgili dostlar, çok küçük bir asker kaybettik. Çok küçük bir miktar. 12.000 asker falan kaybettik. Burada bizim değil mi? Burada bizim. Şu kim ya? Burada bir devlet var galiba. Hırvatistan. Dubrovnik'in orada. Sana çok ayar olduğum için hemen dalacağım ya. Var mı dostum mostum bir şeyim? Benle dost. Yanlış karar. Görüşürüz. Ay. Enayi. Enayi. Ben bir enayiyim. Ayar oldum ya şurada, biliyor musun? Oy. İyi ki defanstaydık. İyi ki defanstaydık. Defansta olmasak yandıydık. Adam sağlam geliyor. Belgrad'dan asker bozmayı istemezdim de ne yapayım? Batı sınırlarında savaşmayı hiç sevmedim. Buraları hiç sevmedim çünkü gözlerim görmüyor. Şu aşağı doğru sarkmasa bari. Dur, buraya bir 10.000 asker götür. Kalanını Zagreb'e götür. Buradan şu yana doğru geç. 7.000 ile buraya doğru geç. Bu 5.000'in arkasını tamamla. Arkası tamamlandı onun, dert yok. 4.000 oraya geliyor. Geldi. Sen böyle geldin, sen böyle geldin, sen böyle geldin, sen 60.000 orduyla böyle geldin. Bu arada tamam, biz Hırvatistan Savaşı'nı kazandık ve Batı kuvvetlerini baya baya verimli kullandık. Dubrovnik bizde değil mi? Tamam. Ya, Batı Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlerimizi gerçekten çok verimli kullandık. Şimdi sadece istiyorum ki buralar Romenlerin mi? Aa, çok güzel. Şu ortadaki devleti de aldık mı iş bizde. Dur, isyan çıkmaması için hemen. Var mı başka sıkıntı? Romanya ne diyor? Fas Savaşı'na katıl diyor. Romanya git buradan. Bir ilişki geliştir. Ruslarla da ilişki geliştir. Geliştiremiyorum. Ya yani şu an hani Romanya ile müttefikliği koruyalım yeter. Çünkü ben istiyorum ki var olan mevcudiyetimi koruyayım. Hemen bir Arnavutluğun da kalanını alalım. Alant mı? Alant nerede? Alant nerede Alant? Aman, oraya kadar gitmemiz gerekmez bence. Selim bu arada 4. ayında bir Yiğit Alpon'a abonelik hediye ediyor. Selim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kesene bereket dostum. Nerede bilmiyorum da kafasına çöktük mü biter gider ya. Hiç Arnavutluğun esamesi okunmaz yani. Hemen savaş ilan ettim. Bir buraya vurdum. Hızlıca bir de buraya vurdum.
Evet, ne yazık ki bir yudum sarkmalar olabiliyor. Fas'a karşı savaşa girmeyeceğim. Merhaba. Şu iki toprağını ver Arnavutluk. Çok güzel. Çok güzel. Evet dostlar, batı tarafını böylelikle komple güvenceye aldık. Yani güvenceye aldıktan kastım şu: Romenlerle müttefik olduğumuz sürece batıdan yana başımız ağrımayacak. Bütün orduları bir toplayalım şöyle. Oradaki orduyu bir toparlayabilirsek 100 bin askere çekelim. 75 adam bas, gel böyle. Bu arada muhtemelen Avusturya'ya Romanya dalıyor. Aynen, Avusturya Romanya ile birebir atıyor. Ne güzel. 6000 asker daha lazım. Buradan bir 3000. Buradan bir 3000 topla. Getir bakalım. Tekrardan Batı Kuvvetleri Komutanlığı'nın 100.000 asker olmasını kutlayalım efendim. 30.000 buraya. 30.000 buraya. Tamam. 100.000 askerim burada. Onlar birbirlerini yesinler. Bize artık dalacak, arkalayacak kimse yok. Biz de keyfimize bakalım. Nasıl keyfimize bakabiliriz efendim? Tabii ki. Her şeyi bir asgari düzeye çekip... Üf, 123 bin altın ne? Böyle bir 1 milyon para yapıp sonrasında nüfusa yatırım yaparız. Bak 1 milyon oldu para fulle. Alt ekran save. Çok güzel oldu bu arada. Batı'yı çok çok güzel ilerlettik. Hiçbir savaşın bizle bir bağlantısı yok. Her yerde beşer bin askerim var. Hani Afganistan, Pakistan, neresi dalarsa dalsın hiçbir sıkıntım yok. Yönetim ücretlerini azaltmaya devam ediyorum bir yandan. Teknoloji olarak 0.9'dayız ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olmaya hazırlanıyoruz. Dünyadaki en gelişmiş 7. ülkeyiz şu anda. En yüksek teknolojiye yakında sahip olacağız. Evet, Romenler ilişki geliştirmeye başladı nihayet. Ve inanın ilişki geliştirmelerinin sebebi şey ya. Geliştirmelerinin. Yavaş yavaş şey artıyor ya. Düşmanlarının sayısı artıyor. Bence hiç yatırıma para harcamayalım yani, nüfus arttıralım. Arkadaşın dediği bu plan güzel işe yarıyor bu arada. %100'e götürebilirsin. Hani bütün parayı salıp biriktirip sonrasında mallara basmak. Ve her seferinde daha fazla para kazanıyorum. Her seferinde. Alant'la bir durumum yok zaten. Bu arada Romanya işgal edilmezse bize daha iyi olur. Şu an korumamız gereken batı sınırı basit bir batı sınırı çünkü. Ne kadar dayanıklı olursa bizimkiler o kadar iyi olur. Çok para enflasyon yapıyordu bu arada. Ama nereden sonra yapar o enflasyonu bilmiyorum. 2 milyon. Evet. Yüksek enflasyon başladı. Hemen malları %100 diyerek, bütün parayı mallara vererek nüfus kasıp enflasyonun üstesinden gelelim efendim. Ruslarla da aram iyi. Romenlerle de aram iyi. Bir tur daha diplomat yollayalım. Vallahi Avusturya ile Romanya birbirini ne kadar yerse benim için o kadar iyi. Şu an benim hedefim yok. Şu an işte Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan
Yani Pakistan'ı alıp belki Hindistan'la bile savaşabiliriz. Bilemiyorum. Bilemiyorum efendim. Hindistan ama hiç savaşa girmedi neredeyse. Hindistan'ın çıkartabileceği askeri güçten dolayı çekinmiyorum desem yalan söylerim. Abi 79 bin oldu. Nüfusa baksana Ankara'daki. 80 bin sürekli artıyor. Tıkır 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 sürekli artıyor. Artık her yere fabrika basabiliriz. Fethiye'ye bak bir tur daha yatırım alır Fethiye. İzmir ne alemde? İzmir'in yatırımı iyi. İstanbul'un yatırımı iyi. Denizli. Yeni yerimiz Denizli dostlar. %50'ye getir. Yatırımları da o kadar çok paramız var ki bu arada. Yatırımlar %30, mallar %50. Hatta mallar %55'te bir saniye. Mallar %55'te yatırımlar %35'te durur mu? Biraz ısrarcı olursak durabilir ya. Olursak, olarsak. Denizli bizim bence yeni gözdemiz olacak. Çünkü nüfusu çok iyi, ona karşılık hiç fabrika yok. Bak, yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Hiçbir yerde asimilasyona gerek yok. Denizli maksimum verimi vermeye başlayacak. Ruslarla ilişki geliştir, Romenlerle ilişki geliştir. Başka hiç kimseyle ilişki geliştirmemize gerek yok. Ben full Denizli'ye odaklandım ya şu an. Yatırım yap. Cephanelik ve ikmal kampı iyi olur çünkü Denizli'de de bir 10 bin adam tutmak niyetindeyim. Parayı neredeyse artılıyormuşuz bu arada. Ne alemdeyiz teknolojide? Çok mu gerilere düştük ya 0.93? 5. sırada. Biraz malları kısıp %50'ye %35 yapabiliriz. Mallara nasıl bir para yatırdıysam artık. Abo. Yatırıma devam. Buranın nüfusu çok iyi çünkü. Devam. Devam. Bakar mısınız fabrikaya? Denizli'ye mutlaka bir yerden bir 10 bin asker gelmeli. Nereden çekeriz bilmiyorum ama herhalde şöyle nüfusu fazla olan yerlerden. Bize çok para kasmıyor yanından. Bura. 10 bin adam çek buradan. Buradan 10 bin adam Denizli'ye lütfen. Çünkü Denizli baya baya önemli bir kent artık. Tamam. Bu kadarı yeterli. Yönetimden para kısmaya devam. Şöyle yapalım şimdi. Mallar %40, yatırımlar %40. Kalan para araştırma. Abi araştırmaya %10 bile veremiyorum ya. %10 bile versem yapıştırıyor. Araştırma düzeyimiz çok iyi bu arada. Sürekli salgın hastalıklar var. Rusya benimle ilişkiyi kesti. Romenler bu arada bitik. Yani bitik arkadaşlar çok güzel. Yani savaşmaları gerçekten çok çok güzel. Baktığınız zaman Romenlerin orada her tıkladığında 9-10 bin nüfus anca görüyorsunuz. Bu adamlar doğru düzgün para da kasamaz, doğru düzgün iş de yapamaz. Kısa araştırmayı, basic araştırma zaten yeterince iyi. Kaçtayız teknolojide? Üçüncü. 0.95'te. O kadar üniversiteyi boşuna mı kurduk paşam? Ben ilişkilere yeterince dikkat ediyorum. Şuraya
buralara da hemen şöyle bir üniversite. Tanesi 50.000 istiyor üniversitenin. Ondan dolayı basamıyoruz galiba. Artı 22.000 falan gerçekten çok güzel para dostlar. Çok çok iyi ilerliyoruz bu arada. Hiçbir sıkıntımız yok. Teknoloji asker kalitenin nüfusunu ve ekonominin artışını etkiliyor. Vay vay vay. Hyperhead'cim çok teşekkürler dostum. Evlenmedim henüz, nişanlandım. İnşallah evlilik ilerleyen aşamalarda. Hastalık var değil mi buralarda? Artar artar. Vergileri kıssam azıcık. Mutluluk %97, bence takılmama gerek yok. Bu hastalık etkiliyor hep istikrarı ya. %80'le de basalım mı adam, ne diyeyim ki? Şu hastalık yani muhabbeti çok saçma ya. 500 tane toprağım var ve abi sürekli salgın hastalıklar bir de burada çıkıyor ya kafamıza. Çıldırırsın. Neyse, herhalde bu kadar yatırım yeter ya. Şu hastalık şeyi beni bitirdi. Bak. Koronavirüs, koronavirüs, veba, grip, grip. Ne var burada hastalık olarak bilmiyorum ki. Her yerde korona var. Bak ama Amerika tertemiz, Amerika kıtası. Full bize girmiş vaziyette her şey. Ve sene 2074. Yeter be. Bezdik ya, vallahi bezdik ya. Denizli ne alemde şu an? Bir tur daha yatırım alır da sonrası gereksiz. Güzel yatırım aldı bence. Güzel bir yatırım aldı. Bak Fethiye 19.000 altın veriyor. İstanbul 16.000 altın veriyor. Ankara 14.000 altın veriyor. Normalde Ankara'nın vereceği o kadar çok şey var ki. İzmir 12.000 altın veriyor. Denizli 9.000 altın veriyor. Bağdat 9.000 altın veriyor. Sofya 6.000 altın veriyor. Abi Sofya'ya yatırım lazım. Sofya'ya garanti bir yatırım lazım. Çünkü bak Sofya'da deli gibi nüfus var. Bekle, Sofya'ya bir 10.000 asker de iletilir bir yerden. O nüfusa karşılık fabrika yok. Tamam, denkledi. Üretim gelirini arttırma zamanı. Bakalım üretim geliri artsın gitgide. Ya da nüfus artışına falan verilebilirdi belki. Mallara şöyle biraz daha önem verelim. Abi, durumumuz gerçekten çok iyi. Romanya bu arada bitti. Yani Romanya gerçekten bitti. Avusturya'nın durumu nedir? Oo, Avusturya daha da bitmiş baksana. 3.000 adamları falan var kentlerinde. Herifler ölü gerçekten ölü. Yani ne varsa İtalya tarafında var adamların. Bizim İtalya tarafında bile baksana 50'şer bin adamımız falan var ya. 50'şer bin adamımız var ama buna karşılık hiç fabrika yok. Yani asker bastığın zaman İtalya'da basacaksın. Özetle bu. Şöyle 5'er bin. Ekonomi bastığın yerde asker basmayacaksın ya. Bu şey olacak işte. Fil dişi sahiliyle savaşta mıyız? Tamam. Ama neden? Bir bana mı mantıksız geldi bu?
Peki fil dişi sahilinin dışında kimle savaştayız? Malta adalarıyla savaştayız galiba. Yani savaşabilir. Ama benden toprak alabilir mi zannetmiyorum. Faroe adaları. Nerede Allah bilir, bilmiyorum ki. Hiç gidip Malta'yı almaya uğraşasın var mı? Yok. White Piece atacağım bu yüzden. Geldi White Piece'e. Fil dişi sahiline de atacağım White Piece'i. Geldi White Piece'e. Mecbur gelecek abi. Dünyanın en güçlü ordusu bende. Firex 3. ayında iyi yayınlar. Müzik gergin demiş. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Firex sağ olasın. Eyvallah. Ha bir saniye. Buradan Sofya'ya bir 10.000 asker. En çok para basan şehirlerden biri. Tamam, İstikrar tekrardan %100'e çıktı salgın hastalığı yendikten sonra. Üretim gelirini arttırmaya çalıştık. Neye bastım? Ha sıraya. Dünyanın en prestijli ülkesi. Ekonomik puan zaten zirvede. Nüfus puanı. Millet ölü yatırım ya. Millet ölü yatırım abi. Kendini bitirmiş. Her yer %100'e çıkıyor yavaş yavaş. Çok güzel. Teknolojide kaçız peki? Abi 0.97 ile teknolojide ikinci sıradayız. Ben malları ve yatırımları kapatıp biraz araştırma veriyorum. %70 kadar şöyle. %70 de herhalde iki turda bir araştırma gelir. Bak puan birikiyor burada. Tık tık. Tık. Bir 5 puan daha kasıp nüfus artışına verelim. Harbiden her iki turda bir tane geliyor. Bazen 3 tur oluyor. 4 olmuş. 5 olsun bırakacağım. Tamam. Nüfus artışını arttırdım. Araştırmayı kapadım. Mallar %50'de, yatırımlar %40'da. Artı 6.000 para var. Sanırım artık teknolojik açıdan dünyanın en gelişmiş ülkesiyiz arkadaşlar. Dünyanın en gelişmiş ülkesi, en yüksek teknolojili ülkesi biziz efendim artık. Ordusal anlamda da 360 bin aktif askerimiz sahada bizi korumak üzere rol alıyor efendim ve baktığınız zaman toplam nüfusumuz yaklaşık olarak 9 milyar 454 milyon 394. Yani 9 milyon 454 bin 394 kişi değilizdir. 9 milyar insandır o. 9 milyon olamaz. Ama oyunda 9 milyon da olabilir. Evet ya düşündüm de şimdi. Oyunda 9 milyon da olabilir. Neyse nereler var efendim bize yüksek para verebilecek? Nüfusun yüksek olduğu yerler Sakarya. Artık Sakarya'ya bütün yatırımlar. Peru ticaret talep etti. Ne gibi? Brezilya'ya karşı koalisyon kuralım. Hayır. Karşılığında 44 altın vereceğim diyor. 44 diyor, altın diyor. Bu arada Sakarya iyi para verir. Sakarya'ya da mı bir 10.000 adam koyacağız bundan sonra ya? Bu arada Sakarya daha fazla para alır. Yani yatırımları ve malları bir kapatalım. 200 bin altın mı? Hey maşallah. Bir tur daha yatırım. Tamam Sakarya bir yandan kendine gele dursun. Bir yandan teknolojiyi %100 dedim. Eksi 95 bin 95 bin gidiyor.
%100 dediğim teknolojiyle de bir şeyler yaparım. Devam. Bir tur daha yatırımı var buranın. Sonrası tamam. Kaç puan oldu? Peki. Kapattın araştırmayı. Getirdin malları %40'a. Yatırımları getirdin şey %60'a. Yatırımları getirdin %40'a gelmiyor. %50'ye %40 iyidir ya. Ya da %55'e %35. Nüfusa daha çok önem verdiğim için bol bol mallara abanacağım. Yatırımlardan ziyade. 5 puan. Abi nüfus artışını fulledim. Artık her yerden deli gibi adam gelmesi lazım. Ve Sakarya da artık çok önemli şehirlerimizden biri oldu. Bir 10 bin adam da Sakarya'ya rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Burada da 48 bin asker var, değil mi? Şey, 48 bin nüfus var. Şuradan tekrar 30 bin yapalım asker miktarını. Gene hastalık geldi. İskorpit. Adamları aslında sınırda tutsak buralara da gelmez de aniden çıkartma falan atıyorlar. O kötü oluyor dostlar ya. Yatırım yapınca şehre ne oluyor? Deli gibi para veriyor. Hayatım hoş geldin. Ben de seni seviyorum bebeğim benim. Warband diyor ya bir de canını yediğim. Ama kaç tane? Günde 3 tane mi? Yoksa 5 tane mi? Leblebi gerçekten çok güzel oyun ya şey. Brotato. Benim hoşuma gidiyor. Arabistan fethi. Hocam makul aslında yani Kuveyt 2 dakikada alınabilir misal. Çünkü bak Kuveyt'in fabrikası ve şeyi gerçekten çok fazla burada. Fabrikası ve nüfusu çok fazla. Biz buralardan eğer ki asker basarsak ki Basra'da özellikle deli divane nüfus var. Hani buradan para da basılır, asker de basılır. Biz para basıp biraz ömrünü yiyelim bu şehrin. Biraz ömrünü yersek iyi olur gibi. Tamam. 5000 asker buraya, 43000 asker buraya. Çünkü Kuveyt'in kafasına çakacağım direkt. Sonra Suudi Arabistan olur belki. Maldivler. Abi iyi şanslar. Sudancım Fas'a karşı koalisyon kurmayacağım. Hoppa, hop, hop. Tamam, Kuveyt gitti. Maldivler boşuna geldi savaşa. 5000 asker buraya. Getir buraya. Orduyu dağıt. 301 adamı. Ne yaptım ben? Yarısını dağıttım galiba ordunun. Burada çok asker basmamak lazım aslında. Burada 10.000 kişi durabilir ya. Şu dağıtalım gene orduyu. 2651. 2651. Tamam 10.000 asker dursa yeter. Burası da önemli bir şehir çünkü. Suudi Arabistan'a falan da dalınabilir aslında. Yani misal Arap Yarımadası'nı komple süpürüp şurada sadece Mısır'a komşu olmak hiç fena bir fikir olmaz. Filistin'e savaş ilan edilebilir aynı şekilde. Ama Filistin'e savaş ilan etmek için ne istiyorum? İstiyorum ki manpower'ı bol yerlerden adam getirelim. Şuralardan. Abi buraya bir 10 bin asker basıp harbiden buraya yatırım yapsana ya. Bura tam yatırımlık. Cephaneliği bas. İkmal kampını bas. Çiftliğini, kalesini, atölyesini bas. Bu 15 bin adamı da getir şuraya doğru. Burası güzel yer. Malları ve yatırımları kapa biraz. Eksiye düşmedik değil mi? Tamam. Artı 200 bin. Hey maşallah.
Sevgili Doktor Prime'in avantajıyla 8. ayında, pardon, Prime'in avantajıyla aramıza katılıyor. Bartu Prime'in avantajıyla 8. ayında, Borlu Ekmek Prime'in avantajıyla aramıza katılıyor. Ve Urban Kalo Prime'in avantajıyla 21. ayını kutluyor. Çok teşekkür ederim efendim. Yayınımı desteklediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Umarım her daim keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersiniz dostlar. Şöyle bir şuraları iyice geliştirelim. Burada iyi yer buldum. Abi 2 milyon para yaptık bu arada. Bu iyiye alamet mi? Değil. 2 milyon parayı nereye harcayacağım? Yüklen mallara, yüklen. Nüfus gelsin biraz. Biraz nüfus gelsin. Biraz nüfus gelirken ben de şurada bu bölgeye yatırım yapmaya ve çiftlik kurmaya devam edeyim. Ne yapalım madem? Hadi ordu bakımını azaltalım. Çiftlik full. Yatırımlardan da deli gibi gittim. Bak buralara deli gibi fabrika geldi. Şuralardan biraz daha asker. Bir tur daha yatırım. Fabrika miktarı artıyor gitgide. Bir tur daha yatırım. 50'ye 40 ayarladık tekrar. Buradan askerleri şuraya bir yönlendirelim. Para çok olunca şöyle arkadaşlar, enflasyon yemeye başlıyorsun. İsrail ve Slovakya size savaş ilan etti. Tamam. Slovakya'nın geçebileceğini zannetmiyorum. Yuh. İsrail biraz sert daldı. İsrail biraz sert daldı abi. Toplan. Dokunma oradaki orduya. Toplan. Selamın aleyküm. Şuradan bir bastırsak hocam. Güzel ilerliyor 15.000 askerle de. Şimdi kim daldı bize ya? Abi İsrail'in her yerinden ne kadar asker çıktı öyle ya? Tam bir baş belası değil mi bunlar? Gel böyle. Dur. Devam et. Şuralarda ne kadar asker varsa bir asker bas. Sağ sola arkaya kayamasınlar. Evet, sağ sola arkaya kayamasınlar dedim. Kaydılar. Buraya geri gel. Ay, yanlış yere hamle yaptırdım. Neyse. Halledeceğiz bir şekilde. Oy. Klavye ASMR. Her daim. Bir saniye. Bu arada şu an biraz takip etmeye çalışıyorum. Tamam. Filistin bitti ya şu aşamadan sonra. İlerledim buraya doğru. Geldim buraya. Sen geldin buraya. Geldin aşağı. Çıktın yukarı doğru 3000 askerle. Geldim buraya doğru böyle. Tamam. Biraz düzenimizi bozdu ama İsrail devletini ortadan kaldırdık diye düşünüyorum.
WhatsApp bende açık, evet. WhatsApp bende açık arkadaşlar. Şimdi şurayı bir al. Teşekkür ederim. Slovakya'ya bir white piece atalım. Ki Slovakya'dan korkmamıza gerek yok. Yani Batı Kuvvetleri Komutanlığımız baya baya kalabalık. Yani yaklaşık 100 bin askerden oluşuyor. Yaklaşık değil. Batı Kuvvetleri Komutanlığı tam olarak 100 bin askerden oluşuyor. Lakin şu durum beni gerçekten çok tedirgin etti. Bu sevgili buraya bir 5 bin asker nereden getireceğim ben ya? 14 bin asker getir de şuraya. Bu sevgili İsrail bu kadar adam bastıysa bu durum beni çekindiriyor. Rusya savaşa katıldı. Abi bu arada gerçekten oyunun harita ayarları bazen çileden çıkartmalık ya. Romanya'yı ve Rusya'yı unuttum ben ilişki geliştirme konusunda. Hemen Romanya ve Rusya'nın ilişkilerini bir geliştirelim. Tamam mı? İlişki geliştirirsek iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu bölümü Filistin'i komple alarak bitirmek istiyorum sevgili dostlar. Çünkü buralardan da adam çıkmaz ki şimdi. Filistin'i de alırsak geriye yapacağımız tek şey kalıyor. O da Suudi Arabistan'ın önüne set gibi çekilmek ve Mısır tarafında bir asker tutmak. Şu an buralara çok garip gureba şekilde yığıldım. Zira imkanım yoktu. Hemen şu istikrar düşük olan yerlere bir istikrar basalım. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olmakla beraber hani gerçekten en çok savaş yapan ülkelerinden biriyizdir de. Öyle tahmin ediyorum. Map'i ayarlardan büyütebiliyorsun. Bir oyunu kaydedeyim de. Ne gibi abi oyun ayarları? Dil Türkçe. Kullanıcı arayüz ölçeği mi? Mesela 5 yapsam kullanıcı arayüz ölçeğini. Nereden geri diyeceğim? Zaten 5'teymiş. Şuralar büyüdü galiba. Ya da zaten büyüktü. Ya bilmiyorum, ideal olarak ayarı iyi de böyle yani daha rahat halletsek daha tatlı olurdu. Boş ver. Daha rahat halledebilsek daha tatlı olabilirdi. Hakkari'de nüfus yok. Oh, Tehran'daki asker sayısına bakar mısın? Biraz para lütfen. Her şeyi asgari düzeye çektim. Tehran'ı şöyle bir askeri üs olarak kullanayım. 40 bin askeri bir getir buraya doğru. Gıyabında teknolojide ne asıyorduk biz onu hatırlamadım ama. Şöyle hızlı bir teknoloji vereyim mi? Ne veriyorduk teknolojide? Ordu bakım maliyetlerini düşürtüyormuşuz. Tamam. İlerleyebildiği kadar ilerlesin teknolojide. Aha da 40 bin adamımız geldi. Filistin'i de alıp sınırlara çekilirsem çok mutlu hissedeceğim kendimi. Ordu bakımını güzel kıstık. Araştırmayı kapat. Mallar %60'da. Yatırımlar %35'te. Olmuyor. %55'e %35 diyelim. Eyvallah. Efendim sevgili Erhil. Abi hayırlı olsun, Allah mutluluğunuzu bozmasın. Senden tek ricam Slime Rancher 2'nin devamı gelsin demiş. Gelecek gelecek. Evet dostlar, minik bir Filistin savaşı yapıp hızlıca Filistin'i kendi topraklarımız arasına katmak istiyorum. Bir aksilik çıkmazsa tek turda bitecek bu savaş. Evet, pek bir askeri yokmuş. Çok güzel. Barış müzakereleri deyip Filistin devletini tek turda sonlandıralım. Sonra Ürdün devleti geliyor geriye. Şöyle ki buradan aşağı bir 40 bin asker saldırtıp hemen buradan Ürdün'e de savaş ilanını çakıyorsun. Avusturya'ya karşı savaş ilan etmeyeceğim. Hoppa. Hemen dur. Hayır. White Peace olur mu hiç?
Ürdün'ü de aldık. Hemen İstikrar. Almış olduğumuz Filistin ve Ürdün için hemen İstikrar basıldı. Şimdi Mısır ciddi bir tehdit. Mısır sınırlarındaki bölgeye 15'er bin asker sevk edeceğim. Artık yavaştan Suudi Arabistan sınırına da 10'ar bin asker göndereceğim. Son 10 bin askeri de ayrı bir yerden göndeririz. Bir 10 bin asker daha lazım çünkü. 5 bin asker daha basıldı. Tamam, Suudi Arabistan'ın orayı iyice sardık. Ve hani burası da Mısır sınırı. Şimdi biz şuradan bir ordu dağıtlayıp 1813 adamı bir dağıtalım. 10'ar bin asker dursun. Şimdi dostlar bizim yapacağımız şey şu. Kıpırdama hiçbir yere. Bizim yapacağımız şey şu. Suudi Arabistan, Yemen, Umman, işte Birleşik Arap Emirlikleri. Şurası neresi hatırlamıyorum. Buraları alıp artık hani Arap Yarımadası tarafında asker barındırmayacağız. Amacımız bu abi. Arap Yarımadası'nda asker kalmayacak ki biz rahat bir şekilde fetihler yapabilelim. Bu arada bakın Batı'nın Batı tarafındaki birliklerin keyfi oldukça yerinde. Ve askeri teknoloji açısından, 1.15'teyiz. Dünyanın en güçlü devletiyiz. Artık dediğim gibi bu saatten sonra durmak yok. Şu orduların arkasını doldurur. Her birini 20 bin falan yapar. Paldır küldür. Suudi Arabistan'ın üzerine girerim. Suudi Arabistan savaşı çok büyük olur bu arada ya. Harbi çok büyük olur yani. Biraz zorlayabilir bizi. Şuralarda 5'er bin adam tutuyorum. Pakistan dostumuzmuş. Ama ittifak olmuyor bizde. Pakistan'la ilişkileri yüksek tutalım. Ruslarla ve Romenlerle de ilişkilerimizi yüksek tutup turu burada sonlandıralım dostlar. Bu arada Rusya'ya ne oluyor? Rusya Avusturya'ya karşı savaş ilanında. Aynen. Avusturya işgal etti komple. Romanya ile birlik olup ekmeğimize yağ sürerler. Tamam. Hani Avusturya düşerse biz de gider İtalya'daki topraklarını alırız abi. Mis gibi. Evet sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Dünyanın en güçlü ülkesi olduğumuz seri gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.